Arkadaşlar merhabalar. bir Divyat dersi yine karşınızdayız. Geçen dersimizde başladığımız bireyin iş dünyasını esas alan yazarlara bu dersimizde de devam ediyoruz. Bu dersimizde Tarık Buğra, Memduh Şevket Esendal ve Abdullah Şinasi Hisar üzerinde duracağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Tarık Buğra'dan başlayalım. 1918 yılında Akşehir'de dünyaya gelmiş. 1918'de Akşehir'de dünyaya gelen yazarımız Akşehir'de bulunduğu yıllarda Nasrettin Hoca adını verdiğimiz bir de gazete çıkardığını görmekteyiz. Yani biz testin bir yerinde Nasrettin Hoca gazetesini gördüğümüz zaman kime gideceğiz? Tarık Buğra'ya gideceğiz. Baktığımız zaman e, gazeteciliğinin yanı sıra öykü, roman, tiyatro, gezi ve fıkra türlerinde eserler vermiş olan yazarımız hele, hele milli mücadele ile ilgili yazmış olduğu romanlarla dikkat çeken bir isim olmuştur. Yani öykü, roman, fıkra ve gezi türlerinde tiyatro türünde eserler verse de romancılığı daha çok dikkat çeken bir yazardır Tarık Buğra. Genel olarak eserlerinde yurt sevgisini, milli mücadele yani kurtuluş savaşı yıllarını, bireyin iç dünyasını ve ruhsal çalkantılarını, toplumsal sorunlar ve çatışmaları ve bu çatışmaların biri üzerindeki etkilerini Tarık Buğra'nın eserlerinde rahatlıkla görmekteyiz. Yine son romanlarına geldiğimiz zaman yakın dönem Türk siyasi tarihi ile ilgili bizlere ayrıntılar sunan yazarımızın ilk romanının Siyah Kehribar adını verdiğimiz ...roman olduğunu görmekteyiz. Siyah Kehribar adını verdiğimiz romanda... ...dikta yönetiminin insan ruhu üzerindeki... ...ya da... ...insan psikolojisi üzerindeki etkilerini... ...Tarık Buğra ilk romanı diyebildiğimiz... ...Siyah Kehribar adını verdiğimiz... ...romanda ortaya koymuş. Osmancık adını verdiğimiz romanda... ...Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlattığını görmekteyiz. Hatırlarsanız Kemal Tahir'in de... ...devlet ana adını verdiğimiz romanı... ...Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan bir romandı. Tarık Buğra'nın da... Osmancı adını verdiğimiz romanı yine Osmanlı'nın kuruluşundan bahseden bir roman olmuş. Ancak Tarık Buğra'yı bugünlere kadar getiren en meşhur roman ise İstanbul'u <laughs> Mehmet Reşit Efendi anlatmış olduğu ya da milli mücadelenin yansımalarını gördüğümüz Küçük A romanını unutmayacağız. En önemli romanı Küçük A romanıdır ve bu romanın devamı mahiyetinde olan eser ise Küçük A Ankara'da adını verdiğimiz roman olmuştur. Hani dedik ya yurt sevgisi milli mücadele gibi konuları da işlemiştir. İşte milli mücadele işlediği romanlardan bir tanesi Küçük A, bir tanesi Küçük A Ankara'da onun devamı ve bir de Sakarya Meydan Savaşı'nı anlatmış olduğu yani milli mücadelenin başka bir cephesini açıklamış olduğu Firavun İmanı adını verdiğimiz romanda Tarık Buğra'nın önemli romanlarından bir tanesidir. Bunun yanında Kurtuluş Savaşı bittikten sonra 1930'lara geldiğimiz zaman Serbest Halk Kasası'nın kurulmasını anlatmış olduğu Yağmur Beklerken adını verdiğimiz romanda yakın dönem Türk siyasi tarihini aşık tutan eserlerden birisi olmuş. Yine Dönemeç'te adını verdiğimiz romanda da çok partili hayata geçişin izlerini görmekteyiz. Yani Tarık Buğra'nın Osmancı, Küçük Ağa, Firavun İmanı, Yağmur Beklerken, Dönemeç'te hatta Gençliğimiz Eyvah hatlı romanlarına bakarsak konuların genellikle tarihten alındığını görmekteyiz. Konular genellikle tarihten alınmış. Bir de biyografik roman türünde yazmış olduğu biyografik roman türünde yazmış olduğu Naşit Özcan'ın hayatını anlatmış olduğu tiyatro oyuncusu Naşit Özcan'ın hayatını anlatmış olduğu İbiş'in Rüyası da onun önemli romanlarından bir tanesidir. Bunun dışında 1970 terör olaylarının insan ruhu üzerindeki etkilerini kaleme aldığı Gençliğimiz Eyvah adını taşıyan bir başka romanı da varmış. Kısacası romanlarına baktığımız zaman ilk romanı Dikta yönetiminin insan ruhu üzerindeki etkilerini anlatmış olduğu Siyah Kehribar. Osmancık'ta Osmanlı'nın kuruluşunu, yine aynı zamanda Firavun imanında Sakarya Meydan Savaşı'nı, Küçük Ağa'da Milli Mücadeleyi, Küçük Ağa Ankara'da ise yine Milli Mücadelenin yansımalarını görmüştük. Yağmur Beklerken adını verdiğimiz romanla, romanda 1930'lardaki Serbest Halk Fikası'nın kuruluşunu, Dönem Eşte adlı çok parti hayata geçiş aşamalarını bize sunan yazarımızın ayrıca Gençliğimiz Eyvah, Yalnızlar ve Dünyanın En Pis Sokağı adını verdiğimiz romanlarda mevcutmuş. Yalnızlar ve dünyanın en pis sokağı. Eğer yalnızız diye bir roman görürsek o zaman tabii ki kime gideceğiz? Peyami Sapa'ya gideceğiz. Ama yalnızlar diye bir roman görürsek Tarık Buğra'ya geleceğiz. Tarık Buğra'nın hocam bütün romanlarını bilelim mi? Evet bilmemiz lazım. İlk romanından son romanına kadar hepsini bilmemiz lazım. Bir de Mep kitabında gördüğümüz oğlumuz adını verdiğimiz hikayeyi unutmayacağız. Oğlumuz adını verdiğimiz hikayede ergenlik dönemine geçen yani çocukluktan ergenlik dönemine geçen oğullarının değişim süreçlerini anlamaya çalışan bir ailenin sıkıntılarını oğlumuz adını verdiğimiz hikayede görmekteyiz. Tabi yazarın yarın diye bir şey yoktur. İki uyku arasında ve hikayeler adını verdiğimiz eserleri de mevcuttur ama öykülerinden sadece oğlumuz hikayesinin map kitabında olması hasebiyle bilmenizde fayda var. Yazarın oyun türünde dört yumruk, sahibini arayan madalya, ayakta durmak istiyorum, yine akimülatörlü radyo adını verdiğimiz oyunlarda bulunmakta. Testlerde genellikle rastladığımız oyunu ise akimülatörlü radyo adını verdiğimiz oyundur. Onu da bilmekte fayda var. Fıkra türünde gençlik türküsü, politika dışı, düşman kazanma sanatı, yine gezi türünde Gagarin Gard adını verdiğimiz bir eseri var. Peki biz Tarık Buğra'nın fıkra ve gezik kitaplarını bilmek zorunda mıyız? Hayır. Tarık Buğra'nın romanlarını bilecek miyiz? Mutlaka bileceğiz. Siyah Kehribar, Osmancık, Dönemeçte yağmur beklerken Firavun imanı, Ebiş'in rüyası yine Küçük a, Küçük Ağa Ankara'da işte Yalnızlar ve Dünya'nın en pis sokağı adını verdiğimiz romanlarını bileceğiz. Hikayelerinde de oğlumuz hikayesini, oyunlarından da akümülatörlü radyoyu bilirseniz yeterli olacaktır. Az önce söyledik, yurt sevgisinden bireyin iş dünyasına kadar, işte milli mücadeleden yakın dönem Türk siyasi tarihine kadar konuları yer alan Tarık Buğra'nın en meşhur romanı Küçük A adlı romandı. Küçük A adlı romanın ana karakterini bilmemiz lazım. Mehmet Reşit Efendi ya da bir başka deyişle İstanbullu Hoca. Yani Mehmet Reşit Efendi'yi görürsek, İstanbullu Hoca'yı görürsek ya da romandaki başka bir karakter diye bildiğimiz Çolak Sahi görürsek hemen Tarık Buğra'nın Küçük A adlı romanına gitmemiz lazım. Tabi bu romanda Haydar Bey gibi, Tevfik Bey gibi isimler de var ama en önemlisi Mehmet Reşit Efendi ve Çolak Salih. Tarık Buğra ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gelelim şimdi bir başka birinin iş dünyasını esas alan yazara Memdu Şevket Esendal. Çorlu'da dünyaya gelmiş kendisi. Çorlu doğumlu. Aslında bir diplomat, aynı zamanda bir siyasetçi olan Memduh Şevket Esendal bir süreliğine CHP'nin genel sekreterliğini de yapmış. Hatta dört defa ilgili seçilmiş. Onun yanında Tahran gibi, Bakü gibi illerde de elçilik görevlerinde bulunmuş olan bir siyasetçi ...ve bir diplomat kimliği de anmamız gereken isim... ...Memduh Şevket Esendal'dır. Bizi ilgilendiren kısımlara gelirsek... ...onu biz öykü ve roman yazarı diye alıyoruz ama... ...geride üç tane roman bıraktı... bir ...birçok hikaye kitabı yazdı. Acaba Memduh Şevket Esendal'ı öykü mü... ...yoksa roman yazarı mı diye alacağız diye sorarlarsa... ...Sabahattin Ali nasıl ki bir öykü yazarıysa... E, Sait Faik Abasyalık nasıl ki bir hikaye yazarıysa... ...Refik Halit Kara'yı daha çok hikayeci kimliğiyle alıyorsak... ...keza Ömer Seyfettin'in yazdığı 140 hikayeyle hikayeci kimliğiyle anıyorsak o zaman Memduh Şevket Esen Dalı'da ne diye almamız lazım? Hikayeci kimliğiyle almamız lazım. Ve hikayelerinde genelde sıradan ve orta halde insanların yaşamlarından kesitler sunmuş. Yine erkek ve kadın ilişkilerinden bahsetmiş. Amir memur ilişkilerinden bahseden yazarımızın özellikle günlük hayattan konularını seçtiğini, evlilik gibi, aile hayatı gibi bildiğimiz konuları işlediğini görmekteyiz. Yani kısacası biz e, Memduh Şevket Esen Dal'daki hikaye konularının içeriğinde daha çok günlük hayatın yansımalarını gördük. Neyi gördük? Amir memur ilişkileri, işte kadın erkek ilişkileri, evlilik ve aile hayatı, sıradan ya da orta hali insanların sıkıntıları onun hikayelerini süsleyen konular olmuş. Burada iki tane önemli notumuz var. Nedir o? Yazdığı durum hikayeleriyle tanımlar. Bir, bir dediği bir hatımızda yerli çeho diye anılır iki. Bakın bu yerli çeho unutmayalım bir. Yerli çeho ne demek? Anton Chekhov yani Rus yazar Anton Chekhov biliyorsunuz durum öykücülüğünün öncü yazarıdır. İşte bizim edebiyatımızda da durum öyküsünün öncü yazarı Memduh Şevket Esendal olduğu için yazlı hikayelerde durum hikayesi olmasından dolayı ona bir lakap verilmiş. Nedir o? Yerli Chekhov dinliyor. Tarihe dönersek. Tanzimat döneminin ilk hikaye kitabı neydi arkadaşlar? Tabii ki Ahmet Mithat'ın yazmış olduğu detaylı rivayet. Yine da Nisa vardı. O dönemde Emin Nihat Bey'in yazmış olduğu müsamiret nameler. Müsamiret name. Keza Sezai'nin yazmış olduğu küçük şeyler. O tanzimat döneminin bütün hikayeleri birer neydi? Olay öyküsüydü. Geldik Seyret Ufun'un dönemine. Baktık ki Halit Siyah'ın yazmış olduğu bir muhtıranın son yaprakları, valide mektupları, hepsinden acı, onu beklerken, aşka dair gibi hikayeler, yine Mehmet, Mehmet Rafun yazmış olduğu hikayeler, onların hepsi birer neydi? Olay öyküsüydü. Milli Edebiyat dönemine geldik, Halide Edip Adıvar'ın yazmış olduğu Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabetler, Kubbede Kalan Hoş Seda adını verdiğimiz hikayeler de olay hikayesiydi. Yakup Kadri'nin yazmış olduğu Milli Savaş hikayeleri, İzmir'den Bursa'ya gibi hikayeler, keza Refik Halit Karan yazdığı Memleket hikayeleri ve Gurbet hikayeleri, Ömer Seyfettin'in yazmış olduğu 140 tane hikaye, bunların hepsini biz hatta Reşat Nur'un yazdığı hikayeleri de olay öyküsü diye değerlendirmiştik. Cumhuriyet dönemine geldik. Baktık ki toplumcu gerçekçi yazarlar var. Kim bunlar? Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt. Bunlar ne yazdılar? E bunların yazdığı hikayeler de olay hikayesiydi. O zaman Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar hep olay hikayesi yazdık. Hatta Cumhuriyet dönemindeki köy edebiyatının temsilcileri olan Samim Kocagöz gibi, Fakir Baykurt gibi, Orhan Kemal gibi isimleri de nereye koyduk? Olay öyküsüne koyduk. Sabahattin Ali'nin yazmış oldu. kasaba ve köy hayatından kesitleri nereye koyduk? Olay öyküsüne koyduk. Türk Edebiyat tarihinde ilk durum hikayelerini eğer Memduh Şevket Esendal'dan başlatıyorsak buraya gelinceye kadar ne diye alacağız? Olay diye alacağız. Bu arada e, durum hikayesini örnek verirken sadece Said Faik Abasıyan'ı ismini yazmanız çok acı. Çünkü Türk Edebiyatı'nda durum hikayesi yazan sadece Said Faik Abasıyan'ı değildir. Kabul ediyorum. Türk Edebiyatı'nın en büyük durum öykü yazarımız Said Faik Abasıyan'ıdır. Ama İlk örnekleri Memduh Şevket'i sen de al verdi onu da oraya almamız lazım. Biz adama yerli çağ diyoruz. Yetmez. Bireyin iç dünyasını esas yazarlar. Modernistler ve postmodernistlerin yazmış olduğu hikayeler de yine ne olacaktır? Birer durum hikayesi olacaktır. Bireyin iç dünyasını esas alanlar bir. Modernistler iki. Postmodernistler üç. Postmodernistler kim? E tabii ki bildiğimiz işte Orhan Pamuklar olsun. Yine Tutunamayanlar tutunamayan romanını yazan yazarımız olsun. Yine işte Aylak Adamı ve Anayurt Oteli'ni yazan yazarımız olsun. Yani Yusuf Atalgan'dan bahsediyorum. Yani bu yazarlarımızın da yazmış olduğu eserler de yani hikayeler de birer durum hikayesidir. Nezihe Emir için yazmış olduğu işte Menekşeli Bilinç gibi hikayeler. Kez keza Bilge Karasu'nun yazmış olduğu hikayeler birer durum hikayesidir. Üç bölümü duruma aldık. Bireyin iş dünyasını esas alanlar, modernistler ve postmodernistler. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelelim Memduh Şevket'in romanlarına. Bugün elimizde üç tane romanı var. Bir tanesi miras adını verdiğimiz roman. Bir ailenin çözülüşünü anlatıyor. Osmanlı'nın bir ailesinin, bir paşanın ailesinin çözülüşünü anlatıyor. Ama onu en çok tanıtan roman ise Ayyaşlı ve kiracılarıydı. Ankara'nın Ayyaşlı semtinde bir apartman dairesine sahip olan İbrahim Efendi'nin hikayesiydi. Çünkü bu apartman dairesinin 9 tane odası var. Her bir oda bir aileye verilmiş, kiraya verilmiş. Ve bu apartmanın da sahibi Ayşlı İbrahim Efendi. Bugün romanın en ünlü karakteri Ayşlı İbrahim Efendi. Güzel ama 9 tane odası olan bu apartmanda işte Hasan Bey'in bir ailesi var bir odada. Şevik Bey'in bir odası ailesi var. Bunun dışında İfet Hanım var. işte Faika Hanım diye bildiğimiz karakterler de var. Siz ama en çok da İbrahim Efendi bilin. Yani bir apartman dairesinin 9 tane odası var ve her bir odayı bir aileye. siz ne yapmışsınız kiralamışsınız yaşlı İbrahim Efendi bu işte. Onun en müşür romanı buymuş ama mirası unutmayalım. Vassaf Bey'i de unutmayacağız. Peki biz bu ismin ne diye aldık? Yerli Çeo şey diye aldık. Niye? Hikaye yazarı olduğu için. O zaman bütün hikayeleri ezberlemeli miiz? Evet. Otlakçıyı bilin. Temiz sevgiler. Ev ona yakıştı. Mendil altında. İşte saham kül bastı. İhtiyar çilingir. Kelepir. Veysel çavuş. Bizim nesibe. Hava parası bilinmesi gereken hikayeler arasındadır. Yani siz Memduh Şevket'in şu iki tane önemli notunun dışında bütün romanlar yani üç tane romanlı ve hikaye kitaplarını ne yapmak zorundasınız? Bilmek zorundasınız. Vassaf Bey romanını, Miras romanını, Ay Yaşlı ve Kiracıları zaten biliyorsunuz. Ama otlakçı, temiz sevgileri. Yine ev ona yakıştı. İhtiyar Çilingir, Sahan Bastı, Veysel Çavuş, Keza Mendil Altında gibi hikayeleri bilinmesi gereken hikayelerdir. Kısacası Memduh Şevket Esenadalı'yla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim bir başka isme. Kim? Abdülhak Şinasi Hisar'a. Peki şuradan başlayalım. Acaba Şinasi Hisar'ın Hisar grubuyla bir alakası var mı? Hayır. Bu adam yazmış olduğu roman, öykü ve anılarında, anı kitaplarında daha çok köşk, köşk ve ya da yalı hayatını anlatan ve yazmış olduğu eserlerin çoğunu anı biçiminde kaleme alan bir yazardır. Kesinlikle 1950'lerde. Mehmet Çınarlı'nın çıkarmış olduğu Hisar dergisi etrafında toplanan Mustafa Necati Karer, işte Kerim Kerim Aydın, Nusret Erman, bunun dışında Gültekin Samanolu gibi Yavuz Bülent Bakiler gibi isimlerle bir alakası yoktur. Abdullah Şinasi Hisar bir roman ve hikaye yazarı ve anı yazarı, onlar ise bir şair topluluğudur. Yani şiir hareketidir. Şiir yazdı dedik. Edebiyata şiirle başladı ama şairi çok güçlü değil. Daha sonra bir tane öykü kitabı yazdı. Geride iki tane roman ve birçok da anı kitabı yazmış. Onu daha çok bir anı yazarı diye hatırlayacağız. Hatta şuraya yazmışım bakın. Romanları diyebildiğimiz iki tane romanlı anı biçiminde kaleme alan bir yazarımızdır. Peki en önemli özelliği nedir? Türk Edebiyat tarihini Boğaz için medeniyeti anlayışını getiren yazar Abdullah Şinasi Hisar'dır. Boğaz için medeniyeti anlayışı. Ne demek bu? Çünkü adam eserlerinde Özellikle de İstanbul'un üç önemli semtini. neresi bunlar? Boğaz içi, Büyük Ada ve Çamlıca'yı anlatmış. Boğaz içi, Büyük Ada ve Çamlıca. O zaman Boğaz içi medeniyeti anlayışını romana hikayeyi ve anılara getiren yazarı sorarsa şimdi Asihisar'a gideceğiz. Peki edebiyatımıza Akdeniz medeniyeti anlayışını getiren kim? Bodrum öyküsü diye bildiğimiz Cevat Şakir Kabağaçlı değil midir? Cevat Şakir Kabağaçlı Bodrum öyküsü için biz ne diyoruz? Akdeniz medeniyeti anlayışını öyküye ve romana taşıyan isimdir. Bu isim ise Boğaz için medeniyeti anlayışını getiren yazarımız olmuş. Eserlerinde gerekli bir geçmiş zaman özlemi, hatta İstanbul'un geçmişi, eğlenceleri, yalıları, köşkleri, konak hayatı na duymuş olduğu özlem, Şinasi İsar'ın ele aldığı konular arasında yer almıştır. Hep geçmişinde yaşayan bir yazar. Hep anılarında yaşayan bir yazar olmuştur Şinasi Hisar. Peki Baktığımız zaman Memlük Şevket Esen Dala eserlerindeki kahramanlar günlük hayattan sıradan insanlar ve hatta orta halde insanlar iken Şinasi Hisar'ın konakta, yalıda da köşkte büyümüş olmasının da e, vesilesiyle onun eserlerinin kahramanlarının üst tabakadan yani Osmanlı'nın üst katmanlarından seçilen kişiler olduğunu görmekteyiz. Niye? Yalı hayatı, konak hayatı onun eserlerinin ana konusu o zaman kahramanları da yalılarda oturan, konaklarda ya da köşklerde hayat süren insanlar olması lazım. Bugün en ünlü eseri Fahim Bey ve biz. Arkadaşlar, Türk Edebiyat tarihinde 1946 yılında CHP'nin düzenlemiş olduğu bir roman ve hikaye mükafatı yarışması vardı. İlk roman yarışmasıydı. O yarışmada birincilik ödülünü biz Halid Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkalı'na verdik. İkincilik ödülünü Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun Yaban romanına verdik. Üçüncülük ödülünde Şinasi Sarın Fahim Meyve Biz adını verdiğimiz romanla verdik. Bugün edebiyat tarihimizde ödül kazanan ilk romanlardan birisi olması ve Şinasi Sarın da en meşhur roman olması açısından önemli. Bu romanın ana karakterinin Fahim Bey olduğunu ve evlenmek istediği kızın da Saffet Hanım olduğunu unutmayalım. Yani karakterler bunlar arkadaşlar. Şimdi gelirsek. Şinasi Sarın iki tane romanı var elimizde. Bir tanesi Çamlıca'daki eniştemiz, bir tanesi de Fahim Bey ve Biz. Öykü türünde tek eseri var dedim. Ali Nizami Bey'in Alafrangalı ve Şehli diye geçen hikaye kitabı. Anı türünde epey eseri var. Nedir bunlar? Boğaz içi mehtapları, Boğaz içi yarıları, geçmiş zaman köşkleri, geçmiş zaman fıkraları, İstanbul ve Pierre Loti, Şinasi önemli anı türündeki eserlerdir. Genel itibariyle anı tekniğini çok kullanan bu yazarımızın mekan olarak da Boğaz içi Büyük Ada ve Çamlıca'yı anlattığını ve tasvir ettiğini görmekteyiz. Böylece bilin iç dünyasını esas yazarların ikinci dersinde tamamlamış olduk. Önümüzdeki dersimizde artık bilin iç dünyasını esas yazarları bitireceğiz. Yani onları 3 videoda tamamlamış olduk. İşte o dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.